Sabaha kalktım, Bismillah. Olacakları şimdiden söyleyebilirim. Fazla bok yoktur. Otururken görünmeyen saldıracaktır sağdan soldan. Sonra kavgaya çıkacağım. Oturur oturmaz dünkü aktör magandalarla gelen ortaya fırlayacak. Kavim bitince diğerleri ya o büyük bana omuzuma saldıran beyaz köpek ya da kurt köpekli aktör. Boklar bulacağız. Yine başlamışlardır. Kalktık. Bismillahirrahmanirrahim. Duvarın kulağı var. Kapattık. Kabe. Ve Aysur anında Turkos yazıyor. Aytur güç gösterisine bak. Tuvalete de öyle. Tek bir tane kuduz köpek gibi saldıran sonra öldü. Nanik. Bunun gibi bir sinek. Bir hafta oldu, pislik bırakmıyorlar. Kabus biraz düzeldi fakat bugün biraz zorlandım. Bu ne demek? Bok gazlarıyla insanlara kabus veriyorlar. Frekanslarla onunla işbirliği veya frekans yapmıyor. Frekanstan bahsettik. Korkmayın be. Frekans açtı değil mi? Evet, hissediyoruz biraz. Besbelli frekans at. Yani kaç gündür kabus düzeldi ben. Bir işçi daha geçiyor oradan. Bunu anlatıyorduk, ne demektir diye. Komşularına böyle yüklenip midelerini, bağırsaklarını, sindirim sistemini, her şeyini bozuyorlar. Siz de buna ortaksınız. Komşu katilleri gibi bir şeysiniz ben. Gaza getirdi beni. O da sülalece hani işte. Kim bilir kaç daireleri var. Başka gazı var mı? Deccal. Deccal kimdir, ben nedir? Sizlere zehir dayatan, sürdüğünüz rujlarda bile. Fakat kendisi temiz ruju var. Bazen gösteriş için kullanıyor. Ayinlerde falan. Sizin kullandığınız tüm kosmetik ürünleri kanserojendir. Seyrediyoruz dışarıyı. Çok sakin her şey. Dünkü magandayla gelen diğer omuzuma saldırmış olan köpekle beraber çeteyle ekiple beraber gelen yarım saatten fazla havlatan akşam öncesi geliyor. Balkona çıkar çıkmaz. Bizim
Ketçaplı Siyer'in talebesi. Her yerde var bunlar. Hayvansever bunlar. Çıkıyoruz yolda. Boşuna gelmiyor bu. Bir şeyler var orada. Pislik mislik. Onların keşfetmemi bekliyorlar. Oraya koydukları nanik için bira şişesini kaldırıyoruz. Biraz ablatsana bana. Evet. Bira şişesi. Bira. Sümüklü böcek için. Bu da geldi be. Vay. Kovma lan, okşasana biraz, sevmeye gelmiş, sev onu be. Fakat çobanı var, şimdi geçti. Magandaların yok mu, magandaların? Nerede onlar? Niye fırlamadılar oldukları fırlama gibi? Polis miydi onlar? Polis tuzağına düşürdüğün, ağına düşürdüğünün polislerden miydi? Bunu da atmışlar dolu. Dolu içi döküyoruz sümüklü böcekler için, israf için. Beni adli davaya düşeceğini zannetti gerizekalıya. Boşuna gelmedi, bir şeyler var. Dağ gaz var, o buralardan belli. Bir pislik orada, bir devasa pislik ötede. İş çıktı. Yapraklar boşuna dökülmüyor. İnsanların oturduğu, piknik yaptığı yerlere. Penceremizin karşısına, kanal yerine. Bravo, keskin nişancı. Saç büyüsü de devam ediyor. Saçları kaldırıyoruz. Büyüdür çünkü. Adımız gibi biliyoruz çünkü çok yaşadık. Yeni sokak hayvanı da geliyor. O da aktörlerden biri. Burada yaptığı yerde su kanalı, su boruları geçiyor oradan. Kaldırıyoruz. Sakat bir durum. Mikrop dolu olmasa oraya yapmazlar. Gidiyoruz diğer devasa bir tane. İşaretledikleri ağaçların orada devasa kurtlu insanların oturacağı yere. Bir tane de oraya, yanı başında bir tane daha, aynı izada, üst üste sıçma orjisi, besbelli kanal. Besbelli ne içeriği ne, zede sinekler tütüyor. Bu da geldi sıçma, kaldırdık diye, yürü lan, yürü. Kaldırıyoruz diye peşimden gönderdi, çobanlığa bakın. Hadi oradan, hadi nereden çıktın bakayım ha, yürü. Yürü oradan. Yeni bir aktör. Her gün yeni. Çiftlikleri var. Bok çiftliği. Boklarını kaldırıyoruz. Hayvan sahibi. Dün geldin oraya sıçtın. Diğer devasa köpeğin boku ötekisi. Bütün parkın etrafını boka boyuyordunuz. Kuşatıyordunuz. Çöpleri oraya bak, atmışlar. Kaşın, nasıl kaşın ya? Parazit dolu. Kaşın, dök hepsini. Orada oturacak insanlar, dök. Ağaçların haline bakın yani. Bak, böyle ağaçları katlediyorlar. Ondan sonra devlet bir düzenleme, bir şey yapacak. Ağaç sökecek. Anında bunlar protesto gösterisinde. Kuşatmada. İkiyüzlülük budur işte. Bu ayetlerde yazan şey. Pislik çeşitlerine bakın yani. Ağacımızın dibine işemişler bütün o bira içenler. Sırılsıklam. Evet. Burada omuzuma saldırdı o hayvan. Kapından girerken Bankacılar Birliği ve diğer ilçenin belediye reisinin soyadı. Onun köpeği.
bir sürü şeyler var o isimde. Bir de hukuk büroları falan filan eminim kurumlarda da yetkinler. Masum Masumiye neler yaptınız? Dur bir bakalım. Oo şuraya bak be. Çünkü kokusunu dün aldık. Pisliğe bakın, zift gibi zift, sırılsıklam. Balkona çık bekliyoruz. Karşımıza sıçtıracak pencerenin karşısına. Nasıl bir pislik bu, zift gibi, zift, black goo. Zift bu yem, zift gibi bir şey. Koku falan yok, büyü, büyü. Büyü karışımı mutfakta yapılmıştır bu. Bu hayvanın sıçabileceği bir şey değil. Bu bir madde, kimyasal bir madde. Başka var mı be? Otlarına yine mi çürüteceksiniz tüm otlarımızı? Videomu çek, yayınlarsın. Tüm hayvan sahiplerine göster. Konuşmalarımı çek, bir şey montaj edip düşürürsün. Ney çocuğu bu, bunu yapabilen ney çocuğu olabilir be? Büyü formülü bu. Besbelli büyü, apaçık. O büyücülere bak, anasını satayım. Nasıl bir madde lan o? Hayatımda ilk defa görüyorum. Çektiysen yayınla. Biz kabul edeceğiz değil mi pencerenin önüne? Budur işte kaçaklar olayı budur. Hayvan, sizin uyduğunuz hayvanlarla yaptıkları şeyler. Bir orada, bir orada, bir orada, bir orada. Evet. Frekansla şimdi gaza getirdiler. Böyle yönettiği yerlere düşürecek, böyle yıldızını ters çevirdi kurumlar. Evet. Bu takıntılı bir sürü şahitleri var, bir sürü ordusu var, ordusu. Dün mutfaktan kokusu geliyordu be, bir tuhaf bir koku var. Mutfakta hazırlanmış besbelli, büyü formülü bu. Siyonist, Talmudcu büyüsü. Daha kahvemizi içemedik. Böyle karışımlarla mı komşuları kanser ettiniz? Ha? Kimse baktı mı ney var kapılarının dışında öldükleri zaman? Arka komşulara yaptığınız besbelli kayıtlarımdan. Gel, 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 sen de gel. Yeni kedi geliyor. Yeni bir aktör. Amaç ne? Bunu çekiyor, beni çekiyor. Alo polis, beni çekiyor. Çıkıp saldıracak. Çekim yapıyoruz. Saldırırken medyalarda yayınlayacağız. Biz kaçaklar, kedi okabazlarıyız. Bina diken çobanlar. Ne arıyorsun lan burada? Kaçmıyor bile. Şuraya bak. Kaçmıyor lan. Nereden çıktın? Takıntılı gösterecek beni. Zalim gösterecek. Evet. Yıldırım gibi kaçtı. O çağırıyor, onlar geliyor. O ilk samsır yapıyor, onlar geliyor. O ruj yapıyor, onlar geliyor. Sadece o değil, diğer kulları da. Çağırıyor, geliyorlar. Evet. Hepsi talebeleri. Çağırıyorlar, geliyorlar. Veya bağlantılılar. Hayvan severler. Bir camiası budur işte. Bağlantı hepsi. O çağırıyor, onlar geliyor. O çağırıyor, onlar geliyor. O çağırıyor, onlar geliyor. Hepsi geliyor be. Sanki telepatik gibi bağlılar. Telepatik zaten elinizdeki telefon falandır. Tekrar bismillah.
çay içeceğiz. O kadar yayından sonra bu olayı çözmeyen, bu şeytanlığı çözmeyen kesinlikle körlenler neydi ve bu görmezden gelenler de. Bu satanistlerden önce ön sırada olacak olan körlerdendir onlar. Neyi kuracak buraya? Babil İmparatorluğu mu? Ne? Ancak cehennemde yaparsınız. Evet. Taş devrine dönelim istersen. O da geldi. Gel, o çağırdı. Başımı çevirince geliyorlar. Maşallah maşallah. Bir haftadır bokları uzak tutuyorlar. Şimdiki saldırılar. Aniden. Neden? Yazdığım şeyler yüzünden. YouTube'da falan, Twitter'da. Bir araştırın bakın neler yazdım. Bu saldırıların azması bu yüzden. Dün geceden başladı veya satanist günüdür. Siz de bunlara uyanlardansınız. Deccal kimdir bir araştırın. Eski zamandan bile var. Babil'in Semiramis ve Baali ana oğul Ebli ilk orospu ve onun çocuğu kocası şeytanın çocuğu belki. Herkese öğretmiş bu işi. Bütün bu takipçilerine aynı olayı hepsi yapıyor yani. Hepsi hiçbiri kimdir Deccal bilemezsin. Çünkü el apartmanda var be. El apartmanda. Yahudiler de besbelli inandırmış. Yani ben Mesih'im diye. Çünkü bakın diyor. Ben sinekleri, parazitleri ve toksoplazmayı yönetebiliyorum. Öyle bir şey olabilir. Yani kafa yoruyoruz. Bunlar nasıl böyle işbirlik içinde? Bu Siyonistliği nasıl esir almış böyle? Evet, ben yönetiyorum bu doğaüstü güçlerim var. O şekilde belki. Sadece tahmin ediyoruz. Karşılaştırıyoruz. Talmud'da yazan şeyleri, diğer yerde yazan şeyleri, İncil'lerde, Kur'an'da hepsini topluyoruz, matematik yapıyoruz, hepsi böyle yani. Benim aklım bu şeyi düşünüyor. Budur insanları katleden iblis ve peygamberimizin küçük çocuklarını böyle boklarla, parazitlerle, sineklerle. Bu Yahudilerin Deccali çoktan beri var. Çoktan var. Yani hepsi çoktan biliyor bunu. Taptıkları şey zaten bu. Musa zamanında Baal. O heykel. Heykel. Hepsinin damgası vardır. Bilmiş olun. Bir anlaşma. Damga vurmak zorundalar. Var mı dağılan etrafta gelen? Hepsi aynı şekilde yetişmektedir. Aynı senaryo. Ana oğul. Ana kız. Bazı sözler söyledim dün. Ben mason satanistler hakkında, ayinlerde yaptıkları hakkında taşnak dedim, aslında aznak, aznak demek istedim. Aznakların taşnaklarını yiyorlar. Evet, ayinlerde ne yaptıklarını çok araştırdım ben, çok. Hobo partisi yapıyorlar. Birbirlerinin ağzına veriyorlar. Ve başka yerlerine. Ve ufak çocuklarla falan yapıyormuşlar. Araştırmalar öyle diyor. İnsanlar bilmiyorum, ihtilaflar falan filan.
Kurt köpeklimiz geldi. Hiç şaşmaz çünkü hikayeye başladık. Anlatıyoruz bazı şeyler. Fazla vakit geçmedi. Daha çayın başındayız. Buraya hiç şaşmaz. Evet, ne anlatıyorduk? Evet, ritual yapıyorlar bunlar. Şimdi yaptığı gibi ritualdır. Ayin olayıdır. Her sabah aynı şey. Bebelleri de yapıyorlar. Artık köpeğini sıçtırmıyor. Masuma dönüştü. Görünmez bebek bezi koydu herhalde. Evet. Bebeği git orada, evet, silkeliyor. Görüyoruz aynadan işaretli ağaçların oraya silkeliyor. Orada biraz barınacak. Demin sıçtığınız yere sırada kim var? Kerçaklı. Karıya bak yani. Dün yaptığı apaçık videodan şimdi masum oynayacak. Hayvan gezdiriyor hayvan. Hayvan gezdirmeyecek mi ona? Yetkililerin dediği o. Hayvan gezdirmeyecek mi ona? Park orası. Bu takıntılı bize parkta takılıyor. Hayvan içeri atın bunu çünkü yönetiyoruz kurumu. Evet, o kamerayı tutarsa doğru bana mermi işlemi yapar. Çünkü görüntü çıkmıyor güzel. Mermi gibi beni vurur. Onda lazer var. Gelme lan buraya. Gelme, çekmeyeyim. Çek. Öyle seni de aynı şekilde düşürmüşlerdir öyle. Gel kızım. Çocukluğundan beri toksoplazmada yarak servislerde. Evet. Bu şeyleri araştırdım ben be. Ayinlerde bunlar neler yapıyorlar. Bir saldırın bu milyarderlerin evine, neler bulacaksınız orada görüntü olarak. Pedo, hayvan pornosu, snap. Hiç kimse de yok onlar. Bütün izler yok edilmiştir. Öyle bir şey yoksa ben kendimi iptal ederim. O yanan film atölyesi eminim tamamen o şeylerle doluydu. Çünkü izlerini belirttik. Kim bilir kaç tane öyle stüdyo yok olmuştur. Tümü burada koşturanlar öyle şeylerin içinde olmuştur. Fenerbahçe dosyasında bir sürü bunlardan vardır daha küçüklüğünden. Neden Fenerbahçe adını koydu bilmem, araştırılması gerek. Neden? Neden Fenerbahçe otobüsüne silahlı saldırıldı? Neden daha ileri gideyim, iki bomba daha patladı? Ondan önce ne oldu? Penceremin önünde üç saksı. Evet. Biri sarı. Daha olmadan sabahın köründe. Büyü içindi. Güç gösterisi içindi bence. Veya tesadüf, bilmiyorum. Ben takıntılıyım. Beni içeri tıkadıklarına öyle bir tesadüf oldu. En kötü bölüme gidebildik. Tek kanal vardı. Herkes onu seyretmek zorunda. Girer girmez aynı gün başka bir bomba patladı be. İnsanlar yere serilmiş böyle. Evet. Güç gösterisi. Şimdiki hayvanı gönderdiği gibi bir güç gösterisi. Nerede oturacak? Kuşallar oruyla, kanalın olduğu yer, hepsinin oturduğu, Svensk olduğu aynı yer. Kaybolan, yürü. Hadi yürü. Ay, hiç gitmiyor. Yanına getirecek. Gri olan bu. Ara sıra uğruyor böyle şeytanla. Ulan kedi okkabazı, kedi okkabazı. Çakçaklar anan ilk samstır.
Allah'ım ya Rabbim. İşkenceye bak be. Vay anas. Bir sigaraya çıkıyoruz. Devamını getir. Devamını. Eğer sabahçı var. Anında. Pişt. Yürü lan. Kucağında getirdi bu. Zavallı kovma bunu, amile bırak, senin bahçenin ortasına çıksın, gözünün önünde balkona çıkmaz. Hamile zavallı kedi o. Sonra noktaya her gün. Sonra yavruları doğdu. Yavruları var, dokunma. Birine sahiplendi, sonra onu da attı dışarı, hastalanmış. Diğer üçünün sol gözleri kör. Diğer ötekilerini nerede onlar, onları bilmiyoruz ve ne oldu bilmiyoruz. Boyunları kesilmiş olabilir büyü için. Sonra nasıl yok ediyorlar? Çöpe mi atıyorlar? Hayvanlara mı yediyorlar? Kendileri mi yiyorlar? Asite mi atıyorlar? Hiç bir iz göremiyorum. Bebeklere yaptıkları gibi yapıyorlar. Çoğu zaten kürtajla yapılıyor. Yerleştikleri yer belli. Doğum hastaneleri, hastaneleri. Kaç bebek kayıp vardır? Ben soruyorum burada, o soruyu. Kaç çocuk kayıp, çocuk kaç tane var? Çünkü bu milletin yaptığı şeyler... O kadar şey seyrettim, kanıtlar, internet, itiraflar falan, tozunu bırakmıyorlar. Arda kalan tek şey öyle kasetler, masetler falandır yani. Yoksa hepsi silinmiştir. Tümü de bu milyarderlerin esareti altında. Onlar da kayıtlar satın aldılar. Başka yöntemleri de çok seyrettim hikayelerini yani. Çocukları değiştiriyorlar. Kendi çocuklarını veriyorlar başka bir varlıkların evine. Alıyorlar saptırmak için, kurban etmek için, kullanmak için. Öyle bir hikayede zaten haberlerde gördüm. Bu hemşirelerden biri veya doktor muydu bilmiyorum. Çocuk yetiştiriyor. Sonra öldüğü zaman ortaya çıkıyor ki erkekmiş. Hem kızı hem kocası şaşırıyor. Nasıl ulan anlamadım. Erkek çıkmış. Kadın... Erkek ameliyatı, ay pardon, tersi olmuş. Bir de evlenmiş, adama bak. Hiç farkına varmamış. Adama bak be. Evet, bunların ayinleri hakkında çok şey seyrettim. Ne yaptıklarını çok iyi biliyorum. Çocukların içine psikopatlık sokuyorlar. İblis sokuyorlar. Bu şeylere kullanıyorlar. Kaçakları belki çalıntısın be. Bir DNA'nı araştır. Hepsi, bütün kaçaklı çocukları DNA'sını araştırsın. Çalıntı olabilirsiniz. Fakat şuradaki bilmem, elma ağaçtan uzağa düşmez. Şeytanlıkta yarışıyorlar. Belki hepsi öyle. Her apartmana konmuşlardır böyle bir tipi. Bu şeytan hepsine öğretmiştir.